Evet efendim, makroekonomi programından hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Filizler Yılmaz hocamızla beraber şöyle Türkiye'de önemli gelişmeleri, özellikle makroekonomik dinamikler noktasında önemli gelişmeleri değerlendireceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Erencan Bey, iyi yayınlar. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi konu başlığı aslında bakarsanız oldukça fazla. Enflasyonundan tutun, cari açığa kadar, mevduat faizlerindeki düşüş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın yapmış olduğu önemli açıklamalar var. Dilerseniz oradan başlayalım. Çünkü orta vadeli programdan bahsetti Sayın Cevdet Yılmaz. Ve dedi ki orta vadeli programın 3 sayaç üzerinde inşa ediyoruz dedi. Bu sayaçlardan birisi mali disiplin, ki zaten son gelen vergi artışları da bunu net bir şekilde gösteriyor. İkincisi tasarruf oranlarının arttırılmasına ilişkin beklenti. Üçüncüsü de yapısal reformlar. Ve diğer bir noktada da dedi ki kendisi 2026 yılında hatırlayacağımız gibi dedi. Orta vadeli program hedefi tek haneli enflasyonu ülkemize ulaştırmaktı. Bu çerçevede Merkez Bankası ile hükümet hedefleri doğrultusunda çalışacağız ve orta vadeli programında en önemli amacı, beklentimiz tasarruf oranının arttırılması olacak dedi. Ve tek haneli bir enflasyon rakamından da bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Hocam bu konuşmayı, orta vadeli programın bu 3 sayacını ve enflasyonun tek haneye inebileceğine ilişkin beklentileri ve amaçları siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi Erencan Bey, ilk olarak şununla başlayalım. Yani Eylül başı gibi bugünden de, Eylül başı veya Eylül ortası gibi açıklanacak olan orta vadeli plan oldukça kıymetli ve önemli. Neden? Çünkü yeni ekonomi yönetimi yönetime geldi ve bazı adımlar atıyor. Fakat piyasada şöyle bir beklenti ve eleştiri var. Yeni ekonomi yönetiminin biz henüz bir net programını göremedik. Bunun yanı sıra yeni ekonomi yönetiminin en çok eleştirildiği noktalarda hep atıfta bulunduğu aslında noktanın orta vadeli plan. Sürekli olarak orta vadeli planı bekleyin. Dolayısıyla orta vadeli planda sizin bizi eleştirdiğiniz veya eksik gördüğünüz noktaları biz kapatıcı adımlar atacağız noktasında beklentiler var. Şimdi bunlardan ilki sizin ilk söylediğiniz mali disiplin. Şimdi mali disipline baktığımızda evet, sizin de söylediğiniz gibi bütçeyi dengeleme aşamasındayız. Hem deprem harcamaları kaynaklı hem de seçim ekonomisi kaynaklı olarak bütçede ciddi bir açık oluştu. %4'lere varan gayri safi yurtiçi hasıla oranı bir bütçe açığı var. Geçen sene bu oran yıllık bazda %0.9'du. Şimdi burada atılan adım şöyle doğru. KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler artırılarak ve aynı zamanda enflasyon yaratılarak bir bütçe açığını azaltma sürecine gidildi. Burada çok ciddi bir eleştiri aldı ekonomi yönetimi. Evet, bütçeyi dengelemek zorundayız. Dolayısıyla bunu sadece enflasyon etki yaratan KDV, ÖTV artışlarıyla değil de neden kamu harcamaları tarafında da biz bunu yapmıyoruz? Çünkü kamu harcamalarıyla yaptığınızda aynı zamanda enflasyonu aşağı getiren bir süreci de başlatmış oluyorsunuz. Bu noktada da başta Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere orta vadeli planda kamu harcamalarının da kısıldığına dair reformist adımları göreceksiniz. Haliyle sırf bu nedenle bile gözler orta vadeli plana elbette çevrildi. Bir diğer mesele tabii ki para politikası ayağı. Şimdi para politikası ayağında enflasyon raporunda Merkez Bankası bize bir yol haritası çizdi. Genel olarak olumlu bulundu, gerçekçi bulundu yıl sonu enflasyon tahminleri. Fakat son gelen enflasyon, Temmuz ayı enflasyonuna baktığımızda hem aylık hem yıllık bazda oldukça güçlü bir enflasyon var. Ve yukarı yönlü enflasyon beklentileri revize edildi. Bu durumda bize çok gerçekçi gelen %58 yıl sonu enflasyonu, %33 2024 yıl sonu enflasyonu ve hatta 2025 %15 enflasyonu oldukça piyasa beklentisinin altında kaldı. Şimdi o zaman piyasa şunu tartışmaya başladı. O zaman yani Merkez Bankası'nın yaklaşık %10 üzerinde bir enflasyon gelecekse, Merkez Bankası da politika faizini kademeli artırmaya devam edecekse ve özellikle de kamu harcamaları tarafında Mart 2024'te bir seçime gittiğimiz için sene başında hiçbir şey olmasa bile ücret maaşlar tarafında bir yeniden daha güçlü bir maaş zammı ve haliyle ücret fiyat spiralini yeniden görme ihtimalimiz güçlü olduğu için o ayağı nasıl yöneteceğiz? Dolayısıyla bir diğer sorgulama tarafı da bu oldu. Dolayısıyla yani her ne kadar Merkez Bankası gerçekçi, tutarlı bir yol haritası ve enflasyon rakamı sunuyor olsa da özellikle Merkez Bankası'nın bu noktada enflasyonla mücadelesinin yetersiz olduğuna ilişkin de hakim bir görüş var. Bildiğimiz gibi yani politika faizini çok kademeli artırıyor ve beklenti şu. Bir iki toplantıda daha %20'ye çıkarıp önümüzdeki Nisan'a kadar orada kalacak ve dün Mehmet Şimşek'in de belirttiği gibi yılın ikinci yarısı, yani 2024'ün ikinci yarısında da bir düşüş bekliyoruz. Şimdi dolayısıyla bu da ayrı bir tartışma. Haliyle bu savaşta biz enflasyonla ne kadar mücadele edebiliriz?
Tabii ki bir diğeri de yapısal reformlar. Aslında şöyle söyleyeyim, yani piyasanın yapısal reformlara ilişkin bir beklentisi yok. Çünkü Türkiye'de son 20 yıllık sürece baktığımızda yani sürekli dillendirilen bir unsur olsa da yani ekonomi yönetimlerinin çok o aslında yükü yüklenmek istemediklerini biliyoruz. Bir de şu var tabii, yani hali hazırda ekonominin o kadar ciddi problemleri var ki, işte döviz likiditesinden tutun enflasyona kadar. Dolayısıyla açıkçası piyasa şimdilik bir yönü itibariyle o kısımla çok da ilgilenmiyor dersem yanlış olmaz. Ama tabii şu oldu, şimdi yapısal reformlar dediğimizde özellikle son dönemde bu KDV, ÖTV artışlarının gündeme gelmesiyle birlikte Türkiye'de verginin yapısıyla ilgili yapısal reformların hayata geçmesi gerektiği yönünde bir inanış var. Özellikle bu ağırlıklı olarak dolaylı vergilere yüklenilmesi, dolaysız vergilerin payının daha az olması haliyle ekonomi yönetiminde bu konuda biz de bu sorunun farkındayız, bu konuda adımlar atacağız şeklinde sözlü yönlendirmeleri görüyoruz. Ben açıkçası kısa vadede, hele ki orta vadeli planda bu konuda veya işte mali disiplin konusunda kamu harcamaları tarafında çok ciddi, seçim öncesi dönemde olduğumuz için çok ciddi reformist adımlar olabileceğini çok beklemediğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla orası zaten dikkat ederseniz Sayın Mehmet Şimşek'in bu hafta verdiği mülakatta yapısal reformlar için ağırlıklı olarak 2024'ün ikinci yarısına işaret ediyor. Dolayısıyla da yapısal reformları ağırlıklı olarak biz 2024'ün ikinci yarısına itibaren konuşacağız. Çünkü geçiş dönemindeyiz diyor. Dolayısıyla geçiş döneminde enflasyon yükselmeye devam edecek diyor. Küresel rüzgarlar şu an bizim aleyhimize esiyor. Çünkü küresel büyüme zayıf. Küresel büyümenin zayıf olduğu bir ortamda gelişmekte olan ülkeler için bu bir risk diyor. Ama diyor başta Fed faiz indirmeye başlayınca yılın ikinci yarısında biz de daha rahatlayacağız. Dezenflasyonist sürece geçeceğiz. İşte o zaman yapısal reformları da konuşabilir olacağız diyor. Aslında sözlü yönlendirmelerinde bunu görüyoruz. Yani işte Merkez Bankası'nın da bu 2025 yılda istikrar yılı bir miktar daha o daha ne diyelim uzun vadeli ekonomide atılması gereken atımlar gündeme gelecek. Şimdi tasarruf meselesi bence bu Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri. Örneğin bizim neden cari açımız çok yüksek diye nedenlerine baktığımız aslında Türkiye'de tasarruf yatırım açığındaki büyük artış olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla özellikle 2000 yılından bu yana birçok alanda belki dönem dönem makroekonomik anlamda iyileşmeler görmüş olsak da tasarruf oranları bağlamında en kötü performansı sergilediğimiz aşikar. Dolayısıyla bu anlamda da yani tasarruf oranlarını yükseltmeye yönelik bir takım yapısal önlemlerin veya daha kısa vadeli önlemlerin gündeme getiriliyor olması elbette önemli. Özellikle bu cari açığın azaltılması noktasında belki bir takım polisi önlemlerden ziyade daha kalıcı çözümleri sağlama adına önemli olacağı kanaatindeyim ben bu noktada Erencan Bey. Dolayısıyla orta vadeli planı bekliyor olacağız. Piyasa beklentisi oldukça yüksek. Dolayısıyla takip ediyor olacağız. Piyasa beklentilerini ne kadar karşıladığını görüyor olacağız açıkçası. Hocam şimdi yapısal reform, yani ekonominin her negatif gittiği dönemde, enflasyonun yükseldiği dönemde, cari açığın arttığı dönemde, ekonominin aşırı ısındığı dönemlerde hep önümüze sunulan, bize anlatılan unsur gerek iktidar tarafından gerek muhalefet tarafından genelde hep işaret edilen unsur yapısal reformlar. Peki hocam, yapısal reformlar kelimesini çok duyuyoruz da bunun altını doldurma noktasında size sormak istiyorum. Nedir bu yapısal reformlar? Mesela Türkiye'de enflasyonu daha da düşük tutmak için, cari açığı azaltmak için, özellikle de ülke ekonomisi büyürken cari açığın da büyümesiyle beraber bir yapısal bir sorunumuz olduğu zaten aşikar. Şimdi bu sorunlar ortadan kaldırılacak. Mesela vergi noktasında ne gibi bir yapısal reformlar atılabilir? Yani yapısal reformdan kasıt nedir ve siz hangi yapısal reformların acilen devreye sokulması gerektiğini düşünüyorsunuz hocam? Tabii Erencan Bey, yani yapısal reformları şöyle tarif edebiliriz. Yani genel bir sistem için tarif edecek olursak, yani bir sistemin verimliliğini artıran ve bir sistemi şoklara karşı, krizlere karşı koruyan önlemler diyebiliriz. Dolayısıyla ekonomi için de böyle, ekonomilerin de ekonomik krizlere karşı önleyen ve ekonominin genel olarak yapısını, verimliliğini artıran her türlü adım. Şimdi yapısal reformlar bu yön itibariyle baktığımızda kısa vadede sonuçlanabilecek, kısa vadede uygulamaya konulabilecek olan reformlar değil. Aynı zamanda yapısal reformu uygulamaya başladığınızda ekonomide özellikle ağırlıklı olarak büyüme ve istihdamdan dönem dönem fedakarlık yapmanız da gerekiyor. İşte bu nedenle başta bizim ülkemizde olmak üzere yapısal reformların çok dillendiriliyor olmasına rağmen hayata geçirmemesinin en önemli sebebi ciddi bir büyüme ve istihdamdan yeri geldiğinde fedakarlık yapıyor olmanız lazım. Elinizi taşının altına koyuyor olmanız lazım. Haliyle iktidardakiler özellikle seçim dönemlerine yakın dönemlerde, açıkçası seçim öncesi dönemde daha kısa vadeli işte seçmeni memnun etmeye yönelik
ekonomiyi daha iyi göstermeye yönelik makyajlı politikaları uygulama yerine daha maliyetli olan ve sonuçları ve meyvelerinin uzun sürede alınacağı yapısal reformları bu nedenle bence tercih etmiyorlar diye düşünüyorum. Şimdi bu anlamda baktığımızda Türkiye'de siz de çok güzel ifade ettiniz. Yani en temel sorunumuz bu noktada güçlü bir cari açığımızın olması. Dolayısıyla cari açığı azaltacak daha kısa vadeli palyatif önlemler değil de daha doğal sürecinde ülke ekonomisinde cari açığı azaltıcı önlemleri almak gerekir. Bu nedenle de cari açığın nedenlerine bakmak gerekir. Dolayısıyla en temel nedeni dış ticaret açığı. Dış ticaret açığında da ağırlıklı olarak güçlü ithalat yapıyor olmamız. Güçlü ithalatın temel nedenine baktığımızda ihracat yaptıkça da ithalat yapmak zorunda olmamız. Dolayısıyla ihracatın bu ithalata bağımlılığını ortadan kaldıracak, mümkün mertebe belirli düzeyde ara malı ve ham maddeyi kendi ülkemizde üretebilecek bir üretim yapısına, bu anlamda bir yapısal dönüşüme ihtiyaç var. Dolayısıyla Türkiye'nin üretim yapısını hem ithalata olan bağımlılığı azaltmak hem de dışarıda ihracat anlamında pazarlarımızı genişletmek adına farklı teknolojide ağırlıklı olarak katma değer yaratan yüksek teknoloji ürünleri üretebilecek bir üretim yapısını sağlayabiliyor olmamız lazım. Tabii ki bunun yolu Ar-Ge ve bilim ve teknolojiden geçiyor. Dolayısıyla Ar-Ge'ye ciddi yatırım yapmak gerekiyor. Daha da temele indiğinizde ciddi olarak beşeri sermayeye bir yatırım yapmanız lazım ki bu Ar-Ge'yi üretebilirsiniz. Ürettiğiniz bu Ar-Ge'yi de mal ve hizmetlerinize entegre edebilirsiniz. Dolayısıyla bu bugünden yarına olabilecek bir süreç değil. Ciddi anlamda bir süreç, ciddi anlamda sabır ve yatırım gerektiren bir alan. Dolayısıyla bu alanı çözdüğünüzde ihracatınızı artırmak için paranızı diğer ülke para birimleri karşısında ucuzlatmanıza gerek kalmayacak. Rekabetçi kura aslında ne diyelim, rekabetçi kur yaratarak ihracat artırmak zorunda kalmayacağınız gibi ihracatınızı artırdıkça da ithalatınızı artırmak zorunda kalmayacaksınız. Zaten Türkiye bu sorunu çözerse kuvvetle muhtemel yani ekonomisinde ciddi anlamda, makro anlamda ciddi bir dönüşüm sağlayacaktır. Bir diğeri maliye politikası ayağı elbette. Sizin de değindiğiniz üzere yani Türkiye'de son 30 yıllık sürece baktığınızda dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki oranı %65-70 arasında. Dolayısıyla bu şunu getiriyor. Gelir dağılımındaki adaletsizliği içeren ve bunu ne diyelim hızlandıran bir süreç. Dolayısıyla ağırlıklı olarak dolaylı vergilerin daha kolay ve hızlı alınabiliyor olması ekonomi yönetimlerini dolaylı vergilere yönlendiriyor. Ama daha ne diyelim işte yüksek gelirliden yüksek vergi, daha düşük gelirliden düşük vergi diye ifade edebileceğimiz daha adaletli bir vergi sistemi yaratıyor olmak elbette maliye politikası ayağında da önemli olacağı kanaatindeyim. Tabii bunun yanında şu da önemli. Yani bu bağlamda evet Türkiye'de son dönemde kurala dayalı daha politikalar uygulanıyor ama hem para politikası ayağında hem maliye politikası ayağında da daha ihtiyari, daha iradi politikalar yerine daha kurala dayalı politikalara yönelik bir takım adımlar atılıyor olması da tabii ki bu anlamda önemli olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle burada katma değere dayalı üretim yapabilecek ve bu ürünleri üretirken ki kullandığımız ara malları kendimiz üretebilir duruma geliyor olmamızı sağlayacak adımlar bence bu anlamda çok önemli olacak diye düşünüyorum Eren Can Bey. Hocam peki şimdi enflasyonun tek haneye düşürülmesi noktası var. 2025 hatta 2026 gibi de söylenen bir unsur. Hangi politikalara dönüş olması gerekiyor ki enflasyonda tek haneli rakama ulaşalım? Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Faiz arttırımı gerekiyordu. Konuşulan buydu. Ki Merkez Bankası da öngörülebilir ve rasyonel politikalara döneceğiz diyerek faiz arttırımına başladı. Ama halihazırda baktığımız zaman faiz arttırımı beklentilerden çok çok daha kademeli olduğunu görüyoruz. Ama diğer tarafta da miktarsal sıkılaştırma adımları atılarak kredi kullandırılan miktarın azaltılması amaçlanıyor ki bu sayede de iş talep baskılansın ve enflasyon aşağı gelsin. Görüntü bu. Hani bu yorumu yapabiliyoruz. Sizce bu politikalar birkaç seneye kadar enflasyonun, eğer bu politikanın devam ettiği süreden bahsediyorum, eğer devam ederse, birkaç seneye kadar gerçekten de tek haneli bir enflasyon rakamı görebilir miyiz? Evet Eren Can Bey, yani şöyle söyleyeyim, şu anki patikada gidersek eğer, önümüzde de bir seçim olduğunu düşünürsek, yani bence 2026 için %5 oranı oldukça iyimser bir hedef. 2024 için de, 2025 için de %15 oldukça iyimser duruyor. Şimdi neden? Şuna bir bakalım. Yani şunu çok net anlıyoruz. Yani Merkez Bankası politika faizini kademeli artırmaya devam edecek. Yani enflasyonla mücadele edilirken büyüme göz ardı edilmediği sürece, resesyona girme göze alınmadığı sürece bizim enflasyonda yol kat etmemiz çok mümkün olmayacak. Yani bunu anlamanın yolu Fed'in geçtiğimiz yıl Mart 2022'den bu yana izlediği süreci
bakmak bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani ben Mart 2024 seçimlerinden sonra evet enflasyonla mücadele konusunda ekonomi yönetiminin alanının daha geniş olacağı kanaatindeyim. Fakat buna rağmen büyüme ve ihracat ki özellikle büyüme, istihdam ön planda olmaya devam ettikçe, büyümeden fedakarlık yapmak istenmedikçe, enflasyonda bir düşme olsa da bu çok aslında hızlı ve kalıcı bir düşme olacağı kanaatinde değilim. Bir kere bizim şuna gerçek anlamda karar veriyor olmamız lazım. Artık belirli bir süre o acı reçete dediğimiz reçeteyi gerçekten uygulamaya istekli olmamız lazım. Bunun için gerekirse resesyona girmeyi göze alıyor olmamız lazım ki Türkiye'de böylesine yüksek enflasyonla gerçek anlamda mücadele etmeye kalktığımızda resesyona girmeden, işsizliği azaltmadan bu süreci gerçek anlamda yönetebilmeniz, başarıya ulaşmanız mümkün değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de bence Mart 2024 seçimlerinden sonraki de sürede de bence bu büyümenin hep ön planda oluyor olması, dolaylı yollardan hala büyümeyi destekleyici adımların atılıyor olması bu anlamda bence en büyük handikap diye düşünüyorum. Şimdi şu anki uygulanan politikalara bakalım. Evet, politika faizi kademeli artırılıyor. Merkez Bankası diyor ki politika faizine odaklanmayın. Ben seçici kredi uyguluyorum, miktarsal sıklaşma adımları var, sadeleştirme var. Şimdi bir kere onlar, yani bu makro ihtiyacı adımlar, politika faizinin bir ikamesi değil, tamamlayıcısı konumunda. Dolayısıyla politika faizinin oluşturacağı sıkılaştırıcı etkiyi yaratmasını tam olarak bekleyemeyebiliriz diye düşünüyorum. Birinci temel unsur bu. İkinci temel unsur şu. Merkez Bankası'nın attığı miktarsal sıkılaştırma veya seçici kredi adımlarının ağırlıklı olarak talep yönlü enflasyonu baskılamadan ziyade cari açığı azaltıp döviz likiditesi problemini yani döviz talebini kısmaya yönelik olarak yapıldığını görüyoruz ağırlıklı olarak. Birincil amaç ağırlıklı olarak bu. Dolayısıyla birincil amaç bu olduğu için talebi baskılama yönünde etkilerinin de bir miktar daha az olmasını da bekleyebiliriz. Bence bir diğer handikapın da ben bu olduğunu düşünüyorum. Tabii bir diğeri şu. Şimdi bence en büyük etken şu. Merkez Bankası politika faizini güçlü bir şekilde artırmadığı için bankaların da bankacılık yapabilmesi için bir alan açma adına kullandığı etken faiz mevduat faizi. Yani mevduat faizlerini aşağı getirmeye yönelik makro ihtiyadi adımlar atıldığını görüyoruz ki başarılı da oldular. Yani uzunca bir süredir ilk kez mevduat faizleri kredi faizlerinin altına geldi. Şimdi eğer böyle olursa peki TL'ye nasıl vatandaşı yönlendireceksiniz? Dolayısıyla TL'de kalmak istemeyen vatandaş kuvvetle muhtemel dövize yönelecek. Şimdi dövize yönelmediği demek güçlü bir döviz talebi ve kurda artış demek. Bizde de zaten maliyet yönlü enflasyonun en önemli sebebi kurda artış. Peki bu kısmı nasıl yöneteceksiniz o zaman? Hadi talep tarafını belirli düzeyde baskıladınız. En azından daha fazla artmasını önlediniz. Hadi Mart öncesi son bir kez ücretlere daha güçlü maaş zammı yaptınız. Orayı bir miktar kıstınız. Peki bu politika mevduat faizleri düşük düzeyde kaldığı ölçüde siz nasıl olacak da KKM'den teşviği, TL'ye geçişi teşvik edeceksiniz? Ve daha da önemlisi nasıl olacak da kurda istediğiniz daha istikrarlı düzeyi sağlayacaksınız? Haliyle kurun enflasyona geçiş etkisi. Her şeyi bir tarafa geçtim Erencan Bey. Kura yönelik beklentiler ve bununla bağlantılı olarak enflasyon beklentilerini kontrol etmek, çıpalamak mümkün olmayacak. Sonuç olarak toparlarsam elbette ki bir önceki ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'na göre atılan adımlar var. Atılan adımlar elbette doğru. Dolayısıyla sözlü yönlendirmeler kullanılıyor. Fakat yeterli mi dersiniz? Şu an yeterli değil. Çünkü bunun temel sebebi şu, büyüme odaklı gitmeye devam ediyoruz. Önümüzde bir seçim var. Bana kalırsa seçim bitiyor olsa bile biz yine büyüme odaklı gitmeye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadelede istesek de çok güçlü, çok sıkı, tüm paydaşların elini taşın altına koyduğu bir süreç sanki çok mümkün olmazmış gibi geliyor. Bu da ne yapacak? Hiçbir şey olmasa bile süreyi uzatacaktır diye düşünüyorum. Yani o %5'e giden hedefi. Hocam, sevgili yönetmenim beni uyarıyor. Son 1,5 dakikalık süremiz var. Size şunu da sormak istiyorum. Cari açıkta net bir geri çekilme söz konusu oldu. Hatta 1,5 yıl sonra fazla verdik. Bu fazlanın devamını bekliyor musunuz? Erencan Bey, yakın dönemde beklenebilir kanaatindeyim. Bunun temel sebebi şu. Son 1-2 aylık sürede işte turizm gelirlerinin burada olumlu etkisini gördük hizmetler tarafında. Dolayısıyla bu turizm gelirlerinin girişlerini görmeye devam edeceğiz. Bir diğer kanal finans hesabında portföy akımları. Son 9 haftadır zaten ciddi bir yani bir miktar beklenti üstü bir giriş var. Dolayısıyla bu girişlerin devamı beklenebilir diye düşünüyorum. Hele ki olur da işte kredi notunda yakın vadedeki ben çok beklemiyorum ama en azından bunun haberi bile piyasa açısından olumlu etki yaratıyor. Dolayısıyla portföy akımlarında da geçtiğimiz ayın tersinde daha olumlu bir süreç beklenebilir. Öyle veya böyle kör topal Merkez Bankası tarafında, rezervler tarafında bir artış çabası var.
ve rezervleri artırmaya yönelik bir gayret olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oradan da bir miktar daha olumlu bir gelişmenin olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla bir süre daha en azından yaz ayları geçene kadar turizm gelirleri güçlü desteğini devam ettirene kadar bu aylık bazda olumlu havanın devam edebileceği kanaatindeyim. Fakat sonrasında özellikle bu enerji faturasının artmasıyla birlikte bir miktar daha olumsuza döneriz. Bu arada son atılan bu altın ithalatına yönelik adımların da ben olumlu etkisini özellikle ithalatla dış ticaret açığı ve cari işlemler dengesinde de bu önümüzdeki Ağustos ve Temmuz ayında da görebileceğimiz kanaatindeyim. Yani yaz aylarında devam eder, kış aylarında süreci takip etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Evet, ekonomist doçent doktor Filiz Er Yılmaz hocamıza değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, makroekonomik programımız burada son buldu ama yayınımız dış piyasa programıyla devam edecek. Kısa bir ara, bizden ayrılmayın.